Değerli arkadaşlar, bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. 500 metrekare arsa üzerine yapılmış 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, lüks bir villa tanıtımı için geldik. Bölgenin fiyatlarını biliyorsunuz, daha doğrusu bölgedeki villalardan en az 3 milyon daha uygun. Değerli arkadaşlar, en az 3 milyon daha uygun. Sinan'a teşekkür ederim. Dış cephesini gösteriyor. Zaten peyzaj alanının başında, havuz başında gösterdik sizlere. Gayet güzel, geniş bir yüzme havuzumuz mevcut değerli arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Tabii onun hemen yanında da çocuklar için yapılmış bir havuz alanı. Bordex malzemeyle güneş kırıcısı, pergole tarzında yapılmış güneşleme alanı. Burada da toprak alanımız, çeşitli bitkiler, güller vesaireler. Tabii aynı zamanda özel otoparklı. Şöyle detaylıca bir dolaşalım değerli dostlar. Detaylıca bir dolaşalım. Çünkü binamızın girişi karşı tarafta. Sinan, şöyle çevirebilir misin? Otopark alanımız, aslında öyle geçeyim, daha sağlıklı olur. Çünkü elimden geldikçe bütün detayları göstermeye çalışıyorum değerli arkadaşlar. Havuzdan çıktınız. Buraya duş alanı yerimiz hazırlanmış değerli arkadaşlar. Şurada bir duş alanı yerimiz var. Tabii gene spot lambalar verilmiş, gölgelik tarzında havuz başında. Otopark alanımız şurada, gördüğünüz gibi. Aracınızı getirip buraya park edebilirsiniz. Yaklaşık 6 basamakla yukarı çıkıyorsunuz. Yerden yüksek yapılmış. Tabii ben detaylıca dolaşacağım. Bu arada ev biraz dağınık değerli arkadaşlar. Genel bir bakım yapılacak. Sıfır yapı olduğu için eksikleri toparlanıyor. Şu anda havuzcu arkadaşlar havuzun bakımını, doldurmasını, temizlemesini yapıyor. Dolayısıyla bazı olumsuz görüntüler karşınıza çıkar ama en kısa zamanda bunlar da bitecek değerli arkadaşlar. Ön tarafta Bordex'ten yine güneş kırıcı yapılmış. Yan tarafta keza öyle. Şöyle etraflıca dolaşalım. Etraflıca dolaşalım değerli arkadaşlar. Ön tarafta gördüğünüz üzere bahçe mobilyaları serilmiş ama gayet dağınık yani. Bunlar en kısa zamanda toparlanacak. Bahçe duvarının üzerinde kare korkuluklarından ferforjeler yapılmış. Çim alanı tamamen hazır halde. Tabii birinci katı da patlak taş dediğimiz doğal taşlarından kaplaması yapılmış. Jüton boya, antrestit renginde jüton boyalar kullanılmış. Arkada da çok geniş bir bahçe alanımız var değerli arkadaşlar. 500 metrekare arsa içerisinde 4 oda, 1 salon, ayrı mutfaktan oluşan, aynı zamanda her odasında da dolapları mevcut. Yani ben bu evi alıyorum, nereden dolap getireceğim, öyle bir derdiniz yok. Arka cephede de komple taş kaplama var. Kamera kayıt sistemleri hepsi mevcut, hazır. Tam böyle geldiğimizde tekrar otopark alanına doğru gidiyoruz. Tabii merkezi sulama sistemi mevcut değerli arkadaşlar. Şu anda elektrik abonesi olmadığı için elektrik de yakamıyorum. Gene buradan da boydan boya Bordex malzemelerinin pergolesi yapılmış. Çelik kapıdan içeri giriyoruz değerli arkadaşlar şimdi. 60'a 120 porselen seramikle güzel bir döşememiz var. Sinan kardeşim de içeri davet ediyorum. Çelik kapının arkasında da gördüğünüz üzere güzel bir vestiyer alanımız var. Yani koridorda şurada gördüğünüz gibi güzel bir vestiyer alanımız var değerli arkadaşlar. Vestiyer alanının hemen arkasında da banyo tuvaletimiz mevcut değerli arkadaşlar. Sinan böyle yüzeysel göstersin. Görüş kısmında zaten yatak odamız mevcut. Geniş bir salonumuz var değerli arkadaşlar. Banyoyu Sinan gösterdikten sonra şöyle bir salon alanına girelim. 60'a 120 porselen seramik, mermer görünümlü. Etrafında da kuşak şeklinde siyah gene porselen seramikler döşenilmiş. Ön taraftan veranda alanına çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Havuz alanına bakacak şekilde Sinan gösteriyor zaten sizlere. Hemen karşı tarafta da bir televizyon ünitesi düşünülmüş. Çok güzel çıtalarla, dekorlarla yapılmış. Arkasına da dijital seramikler kullanılmış değerli arkadaşlar. Tavanda gene asma tavan, kristal spotlamalar kullanılmış. Bütün her tarafında klima tesisatları duvarın içerisinde. Ayrı mutfak demiştim. Mutfak kısmı şu anda tamamen bağımsız. Dediğim gibi dağınık biraz. Çünkü bahçe temizlemesi var, bakım var değerli arkadaşlar. Bu arada Sinan beni uyarıyor. Teşekkür ederim Sinan kardeşime. Fiyatını soruyor. Değerli dostlar, bu güzel evin fiyatı 12 milyon Türk lirası. 12 milyon Türk lirasına bu eve sahip olabilirsiniz. Hemen giriyoruz mutfak kısmına. Dediğim gibi kazma kürek vesaire. Çünkü bahçe peyzajı yapılıyor. Buradan da verandaya çıkış için, buradan da çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Tabii aynı zamanda lake malzemelerine mutfak dolapları yapılmış. İkili avize, gayet geniş, şık bir mutfak tasarlanmış değerli arkadaşlar. Şimdi salonumuzu, mutfağımızı gördükten sonra giriş kısmında bir yatak odamız mevcut değerli arkadaşlar. Şöyle elektrik olmadığı için şöyle yatak odasına doğru girelim. Yatak odasına geldiğimizde gördüğünüz üzere gayet geniş, değil mi Sinan? Işık görebiliyor. Gayet geniş, ferah bir yatak odası.
sürgülü kapı verilmiş, bahçeye çıkış için, ışık aydınlatma için gayet de hoş bir evden bahsediyoruz. Merdiven altında gördüğünüz üzere alarm sistemli, akıllı ev sistemlerin bütün tesisatları mevcut. Hemen şöyle kapattığınızda bu kötü görüntüyü görmez olursunuz. Tabii dediğim gibi ev yukarıdan aşağı bakım yapılıyor. O yüzden biraz dağınık, yukarıya doğru çıkacağız. Alın kısımları beyaz, üstü galaksi siyah dediğimiz granit basamaklar yapılmış. Sağında solunda tabii korkuluklarımız mevcut. Düz merdiven gidiyoruz. Merdiveni aydınlatmak için de camlar mevcut. Sağınlığa geldiğimizde tekrar merdivenden yukarı çıkıyoruz. İnanılmaz büyüklükte güzel bir evden bahsediyoruz. Çünkü bunun emsalleri artık 20 milyon, 25 milyon fiyat isteniliyor değerli arkadaşlar. Geldiğimizde güzel bir koridor alanımız var. Hemen buradan ikinci yatak odamıza geçelim. İkinci yatak odamıza geldiğimizde videonun başında da söyledim. Gardıroba hiç ihtiyaç yok. Gömme dolapları yerleştirilmiş. Yatak başları pavyen şeklinde düşünülmüş. Klima tesisatları duvarın içerisinde. Yine asma tavan ve televizyon ünitesi mevcut değerli arkadaşlar. İkinci odamız bu şekilde. Burayı tanıttıktan sonra hemen karşı kapıdan üçüncü yatak odasına geçiyoruz değerli arkadaşlar. Üçüncü yatak odamız ebeveyn banyolu. Kapıyı açtığımızda ince bir koridor. Koridorun hemen yanı başında banyomuz mevcut. Banyoların üzerinde çok durmayacağım. Sinan kardeşim göstersin sizlere. Genel klasik banyolar yapılmış gördüğünüz üzere. Tabii burada da güzel bir şifonyer yerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Banyodan çıktığınız zaman burada çok güzel bir şifonyer yerimiz mevcut değerli dostlar. Tabii odanın içerisine geldiğimizde yine pavyen şeklinde düşünülmüş. Sağında ve solunda aplik lambalar, klima tesisatları duvarın içerisinde ve gardırobumuz gene 4 kapaklı, 5 kapaklı gardırobumuz mevcut gördüğünüz gibi. Kaliteli güzel bir şekilde. Sinan tabi balkona çıktı gardırobun şeyini alırken oradan balkonun görüntüsünü de alacak tabi. Hemen odanın ön tarafında güzel bir balkon alanımız var gördüğünüz gibi. Tabi burada balkona çıktığımızda gene şöyle bir arsanın büyüklüğünü, havuzun, peyzajın görüntüsünü de alacak sizlere değerli arkadaşlar. Tabi üçüncü odamız bu şekilde. Şimdi dördüncü oda ve genel banyoya geçmeden önce koridor kısmına çıktığımızda çok güzel dolaplar yapılmış. Gerek termosifon yeri, gerek çamaşır makinesi yeri. Çünkü koridor çok geniş değerli arkadaşlar. Şöyle bir şey düşünülmüş. Çamaşır makinesinin yerini buraya düşünülmüş değerli arkadaşlar. Tabii çok amaçlı, çok kullanışlı dolaplar söz konusu. Termosifonunuz da burada hemen üstte sıcak suyunuzu karşılamak açısından. Hemen bunun yanında da bir genel banyomuz var. Sinan kardeşim bu genel banyoyu da sizlere göstersin. Değerli dostlar, Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. 500 metrekare arsa içerisindeyiz. Tabii 4 oda, 1 salon, ayrı mutfaktan oluşan lüks bir villanın içerisindeyiz. Bugün sizlere lüks bir villa tanıtımını yapıyoruz. 4. odaya geldik değerli arkadaşlar. 4. odaya gelirken boydan boya sürgülü kapılar verilmiş balkona çıkış için. Yatak başları gene pavyen şeklinde düşünülmüş. Klima tesisatları gene duvarın içerisinde. Asma tavanımız söz konusu mu? Kristal spot lambalarımız söz konusu değerli arkadaşlar. Tabi burada çok güzel bir dolap da düşünülmüş. Gardırop tarzında. 2-4 kapaklı değerli arkadaşlar. 4 kapaklı. İç kısımlarda da raflar kullanılmış. Televizyon ünitesinde buraya düşünülmüş. Gayet güzel, şık bir şekilde tasarlanmış. Değerli dostlar, bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde 500 metrekare arsa içerisinde 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, lüks bir villa tanıtımı için geldik. Hem gerek yüzme havuzu, gerek peyzaj alanı, gerek özel otoparkı, gerek akıllı ev sistemlerinden donatılmış lüks bir ev tanıttık. Gerçekten bölgeye baktığımızda fiyatlar artık 20 ile 25 milyon TL arasında istenilen rakamlar. Bu şu anda fiyatı piyasaya göre uygun. Yani kelepir demiyorum, çok da ucuz demiyorum. Parası olan için uygun bir fiyata değerli arkadaşlar. Fiyatı 12 milyon Türk lirası. Az da olsa pazarlığı söz konusu. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.